yaptıktan sonra ters çevirip içine dilediğimiz malzemelerle dolduruyoruz. Ben nabne, hindi füme, avokado püresi ve kurutulmuş domates tercih ettim. Şimdi bunu çok ince doğramam gerekiyormuş. Önce şöyle ikiye böleceğim. Ben ve ince doğramak çok iyi bir ikili değil ama deneyeceğiz. Yani oldu galiba. Bir buçuk patates kullandım ve 3 tane çıktı. İçini istediğiniz her şeyle doldurabilirsiniz. Ben azıcık avokado süreceğim. Yumurta. Ve bu tarafına azıcık humus uygulayacağım. Sonra bunu ikiye katlıyoruz ve yiyoruz. Bunu deneyin. Az önce böyle bir hurma ezmesi yaptım. Bunun yapılışı gerçekten çok kolay ve çok güzel bir tatlandırıcı oluyor. Ondan azıcık ekleyeceğim bu karışıma. Fazla değil çünkü sonra pankeklerin üstüne de ekleyeceğim bundan. Bayağı bir pankek çıktı. Ben 3 tane pankekten bir servis yapıyorum. Bu annem, abim, Cemil yiyecek bunlardan. Şimdi üstüne bu sosu gezdireceğiz. Bu sosu ben ilk kez yaptım. O yüzden nasıl bir sos oldu bilmiyorum. Ama daha önce böyle hurmayla bir şeyler yaptım. Şöyle üstüne azıcık ekleyeceğim. Sos değil de ezme gibi düşünebilirsiniz. Ve bu hurmada hafif böyle karamellik olduğu için ben tuzlu karamelli çok severim. İçine de ekledim azıcık tuz ama üstüne de serpeceğim. Ve ben tarçın bağımlısı olduğum için hem içine koydum ama yine üstüne de azıcık ekleyeceğim. Gerçekten çok iyi duruyor. Bu çok güzel. Şu hurma şeyi çok güzel oldu. Şimdi annem Türk kahvesi yapıyor. Bana kalsa şimdi hepsini bitireceğim ama bekleyeceğim. Akşam yemeğinde tarhana çorbası var. Kaç gündür resmen bunu aşeriyorum. Bu kombinasyon o kadar güzel ki. İlk önce pesto sosu. Üstüne de domates ve mozzarella. Aman Allah'ım, bunu denemediyseniz deneyin, çok güzel oluyor. Birazdan yine kahvemi yapacağım ve kahvenin yanında yemek için bu enerji toplarından yapmak istedim. Bunun için yine hurma kullanacağım, fıstık ezmesi, muz, yulaf ezmesi ve en son topları bulamak için fındık, onu makineden geçirdim. Hurmaları yaklaşık bir 5 dakika sıcak suda beklettim. Bu ezme aşamasını kolaylaştırıyor. Şimdi ona muzu ekleyeceğim. Yaklaşık 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi. Ve alabildiği kadar yulaf ezmesi. Böyle bir kıvam elde etmeniz gerekiyor. Ne çok kuru ne çok sıvı. Şimdi topları yapmaya başlayacağım. Böyle avucumun içine alarak. Büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şunlara bakın, çok güzel oldular. Şimdi bunları biraz dolapta bekleteceğim. Şeye çok benzemiyor mu? Ferrero Rocher çikolatasına. Ben çok benzettim. Kahvemi de yaptım. Şimdi tadına bakalım. İkişer tane yiyeceğiz annemle. Anneme sordum şimdi içinde ne var diye. Ne tadı alıyorsun? Hurma. Peşi. Muz. Fıstık ezmesi çok az koydum. Bir de yulaf ezmesi işte. Ondan da gelmiyor. Evet, çok gelmiyor. Daha çok muz ve hurma.
Ve fındık buladım etrafına. Evet. Güzel ama değil mi? Güzel. Enerji toplar. Akşam yemeğinde mercimek çorbası var ve annem karnabahar yapıyor. Karnabaharı haşladı, sonra böyle küçük parçalar halinde ezdi. Bunu sonra salçayla böyle tavada kavuracak. Çok güzel oluyor. Peynir falan da ekliyor ona. Hollanda'yı seviyorum gerçekten. Yani Hollanda güzel ama hava durumu çok kötü. Yani şu an fırtına var. Yaz, sonbahar böyle yumuşak bir geçiş olması gerekiyor mu? Fırtına. Hemen fırtına, hemen yağmur. Bir sakin ya. Neyse, evimde çok mutluyum ben kahvemle. Bir önceki videoda mukbang çekebilirsin demiştiniz. İşte böyle konuşmalı. Ben de onu soru cevap şeklinde yapmak istiyorum. Ama soruları Instagram'da duyururum. Yani ne zaman yapacağımı duyururum. Öyle sorularınızı sorarsınız. En sevdiğim şey zaten yemek yemek ve sizinle sohbet etmek. Gibi yedim de gelecek yakında. Evet, birkaç video fikri var aklımda. Kahvaltıda bugün kuymak yapacağım. Kuymak yani aslında çok sağlıksız bir şey değil. Tereyağı abartmayın. Yani kuymak tereyağda yüzmesin. Lezzetli oluyor evet ama sağlığa pek iyi bir şey değil. Ben şu kadar koyuyorum. Şimdi mısır ununu ekleyeceğim. Bu mısır ununu biz Trabzon'dan aldık bu sene. Onu da biraz böyle göz kararı ekliyorum. Onu iyice kavuracağız. Mısır unumuz iyice kavurdu. Şimdi şöyle ortasına yer açıyorum ve suyu ekliyorum. Çok çabuk çekiyor suyu. O yüzden yavaş yavaş böyle ekliyorum onu. Tuzunu ekleyeceğiz. Ve peynirini de ekliyor annem şimdi. Bizde tel peynir yok. Tel peyniriniz yoksa mozzarella ekleyebilirsiniz. O da telleniyor. Tamam. Şimdi yiyebiliriz. Böyle krakerin üstünü aldım. İyi oldu. Biraz tuzsuz sanki ama yine. Evet. Bazen domates çorbası yapacağım. Yine şunlardan yiyeceğim. Bunlar bugün daha güzel oldu. Çünkü dolapta iyice sert oldular. Domates çorbası için bu malzemeleri fırında ilk önce közleyeceğim. Hepsini böyle tepsiye koyacağım. 2 soğan, 1 diş sarımsak, 2 tane biber, 5 tane domates ve neydi bu söyleyeceğim? Fesleğen baharatı. Zeytinyağı da ekleyeceğim onlara ve tuz öyle fırına süreceğim. Tüm malzemeleri böyle fırın tepsisine koydum. Fırından çıkardım. Şu an keşke kokusunu alabilseniz. O kadar güzel kokuyor ki. Onları hep böyle bir tencereye alacağım. Şimdi üstüne birazcık parmesan peyniri rendeleyeceğim. Ve üstüne yine azıcık fesleğen gezdireceğim. Ve şimdi çorbanın tadına bakacağız. Bizde öyle ya annem çok yapmaz domates çorbasını. Ben bunu geçen Rümeysa'da yemiştim. Rümeysa yapmıştı bize ve çok güzeldi. Şöyle. Evet çok güzel oldu. Parmesan peyniri çok yakışıyor. Onun yerine krema da koyabilirsiniz. Ama ben parmesan peynirini tercih ediyorum. Ben bir diş sarımsak koydum. Sarımsağın daha yoğun olmasını istiyorsanız tabii ki 2 ya da 3 tane koyabilirsiniz. Ama bence bu hafif oldu. Yani güzel oldu bayağı. Akşam yemeğinde esmer pirinç ve nohut var. Bu yumurtalı lavaşı bu aralar çok yapıyorum. Bu sefer içine sadece bir tane yumurta kırdım. Ve parmesan peyniri. Bugün cumartesi günü ve hafta sonları böyle bir kaçamak yaparım. Şimdi de bu çikolatayı yiyeceğim. Bu çok güzel. Fazla abartmamaya çalışıyorum. Ya böyle bir çikolata ya da kahvenin yanında bir tatlı falan yerim. Ama dediğim gibi hani fazla abartmadım. Bu tencereyi komple ben sardım değil mi anne? Evet. Evet gerçekten ilk kez böyle dolu tencere sardım. Dünyadaki en güzel şey sarma yemek. Direkt tencereden ama. Az önce tuzlu yediğim için canım şu an tatlı çekti. Bu Hollanda'nın meşhur waffle'larından yiyeceğim. Bunu marketten aldık ama özel yapan
yerleri de var. Taze, daha güzel oluyor. Böyle yarım yiyeceğim ve kahvem. Pazar kahvaltımız. Şöyle çenemde kocaman bir sivilce çıktı. Dünkü çikolatadan olamaz değil mi? Yani bu kadar çabuk olamaz diye düşünüyorum. Artık spor konusunda farklı hedefler koyacağım. Ben hep haftada 3 gün, 4 gün falan diyordum. Ama hani haftalarda spora gitmedim, aylardır spora gitmediğim için bu hedefler biraz fazla geliyor. Artık şey diyeceğim, haftada 2. Hani buna ulaşmak daha kolay olduğu için ulaşınca motivasyonum daha da artacak spor konusunda. O yüzden küçük hedefler. Evet, haftada 2 bunu başarabiliriz. Çok hamur işi yedim, gereksiz. Bakın çok bazen çok yiyorum, sonra şey diyorum hani aslı olsun, hani dengelersin. Ama bugün gerek yoktu bu kadar fazla yemeye, o yüzden kendime kızıyorum. Dedim aslı kahve yap, moralin yerine gelsin. Ve şu kaşıma ne oldu bilmiyorum. Ben bu zamana kadar hiçbir zaman kaşıma almadım, aldırmadım, dokundurmadım, hiçbir şey yapmadım. Ama şöyle bir boşluk oluşmaya başladı ve sinirimi bozdu. Kalemle boyarım büyük ihtimalle içini. Kalemlerim var çünkü. Hiç kullanmıyorum ama öylesine duruyor. Ve şu sivilce de çok büyük. Neyse, kahve içelim. Bu arada videonun sonunu çekeceğim çünkü akşama yayınlamak istiyorum videoyu ve biraz da edit işim var. Belki süresi çok uzun değildir ama dediğim gibi daha fazla videolar gelecek zaten. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın çünkü soru cevap duyurusunu yapacağım yakında. Ve abone olmayı unutmayın. 100 bine yaklaştık. Love you.